at yağ, gelincik tarlaları, kuş sesleri, civcivler, serçeler. Hele bir de taze biçim içime koksa eklendim üstüne, değmeli gitsin. Yakında kavuşacaksın onlara. Tezkere günü yaklaşınca Özlem Mavi'den olmaz oluyor anlaşılan. Günler de inanır uzuyor. Kaç gün kaldı gitmene? 8. Senin? Oho, biriyle yakın aslanım. Senin gibi gün sayamaya başlamama çok var. Sık sık mektuplaşalım olmaz mı? Unutma bu sözü. Ama orada seni oyalayacak kadar çok şey var ki. Evin, ailen, nişanlın. Hele bir de evlendin mi ara ki bulasın seni. Öyle deme aslanım. Mektup dediğin nedir ki? Birkaç dakikada yazılır biter. Görelim bakalım. Şu baykuş sesi de. Uyum ayver olsun bilsin aslanım. Elimde mi? Oldum bittim gıcık olur mu sesi? Ayağından bağlama da arıyor ya. Biraz sonra içer girer. Birazcık atla var söyle yapar. Yoksa kopartırım kafasını. Saçmalama. Onun da işimiz yok bizim. Burada neyi beklediğimiz ortada. Sahi neyi bekliyoruz burada başında biz? Geceyi bekliyoruz. Sıcak yataklarından kalkıp gelerek şu Nemrut Dağı'nda bir gece geçirmek için can atanlar olduğunu unutma. Onların iki keyif, bizimki görev. İkisi de aynı kapıya çıkar bence. Hainlerle köşe kapmaz oynamanın nesi benzer tıkla? Burkas da bizim pes edeceğimizi sanıyorum kardeşler. Onları öğretilen bu. Kestaneye ateşten almaları için birer maç olarak getiriyorlar. Kestaneyi yedirmeyeceğiz onlara. Elbette. Yoksa ne işimiz var bizim burada? Kendiler ne olarak gördüklerini bir de onlardan dinlemek isterdim. Ne söyleyecekleri belli kampını sormana gerek var mı? Direnişçi, gerilla, özgürlük savaşçısı falan filan. Bir süre alındıktan sonra onlar da anlayacaklar. Ne olup ne olmadıklarını. Ellerine tutuşturulan silahları gördükçe bu kavganın bitmesi zor görünüyor aslanım. Bu kadar silahla nereden bulduklarına şaşıyorum. Bizim tökezlememizi bekleyen o kadar çok düşman varken bunu sormadan şaşırıyorum doğrusu. Üstelik bundan pek çok uygarlık, insan hakları denince mangalda kül bırakıyorlar. 200 dokkabazlar. Bizde bir söz vardır. Keser döner hesap döner. Gün gelir hesap döner. Nasılsınız çocuklar? Bekliyorum çamşur. Bu gece buradayız anlasılan. Evet. Bu gece sınırdan sıza düşmanın baskın yapacağı duyumu alınmış. Onun için tüm tepeleri tutup onları pişman etmekle görevlendirildik. Biz onları pusuya düşürüp el mi yaman bey mi yaman gösterelim hızlılara. Neyse ki oygun. Ayaz olsa daha zordu çavuşum. Yiyecekleriniz. Sağ ol çavuşum. Dikkatli olun çocuklar. Yüksek sesle konuşmak, sigara içmek, ısınmak için ateş yakmak yasak. Güvenlik her şeyden önce gelir. Biliyoruz çavuşum. Gece dürbününüz var değil mi? Var çavuşum. İyi. Ama sallanan bir çalı gördüğünüzde ateş etmeye kalkmayın sakın. Onların yaklaşmasına izin verelim ki tuzağa düşmelerini sağlayalım. Haklısın çavuşum. Gitmene kaç gün kaldı Okan? 8 çavuşum. Günde saat sayıyor çavuşum. Memleketinizde mi kavuruyor Okan'ı? Özellikle... Neşe! Bakıyorum da son günlerde çenen düşmeye başlamış. Niye arkadaşım? Hangimiz özlemiyoruz doğup büyüdüğümüz yerleri? Öyle değil mi çavuşum? Doğru. Hepimiz birilerini ya da bir şeyleri özleriz zaman zaman. Yoksa çok yavan olurdu yaşam. Şu anda beni en çok düşündüren anne. Hastaymış. Sana kavuşma umudu onu iyileştirmiştir. Merak etme. İyileştiyse bugün hastaneden çıkacakmış. Çıkmıştır kardeşim. Kaygılanma. Doğru. Kötü haber tez ulaşır derler. Doğru. Bir dergide okumuştum. Kötü haber kırlandış kanatla iyi haber koltuk değnekliymiş. Bu daha başına da koltuk değnekli birinin gelmeyeceğine göre rahat ol arkadaşım. Bakın, bir kartal, tek başına. Kartallar niye tek başlarına uçarlar, bilir misiniz? Herhalde kendilerine güvendikleri için olmalı çavuşum. Doğru, bir de kargalar düşünün, sürüyle uçarlar. Neden? Yeterince güçlü olmadıklarını bildikleri için. Tıpkı sözde direnişçiler gibi. Evet, siz de kartallar gibi kendinize güvenin. Fakat can güvenliğinizi sağlamadan tehlikeye atılmayın. Savaşta kazandığını görmek isteyen ayakta kalmayı bilmek zorundadır. Haklısın çavuşum. Ben bir de diğer timleri görmek istiyorum çocuklar. Hoşça kalın. Sağ ol çavuşum. İçindekilere merak ettim. Yemezsen yemeyecek misin? Yerim yemesine de. Merak nasıl olur? Peynir, ekmek, tavuk eti, helva, fındık da var be. Canım çekti arkadaş. Fındıkları yiyeceğim. Satır ama suyumuz var nasıl olsa. Bak aslanım, bir daha başkaların yanında çıkma tamam mı? Hoppala, ne demek bu? Bunlar çavuşa göz kırpın, nişanlısını çok özlediği diye laf atma, hiç hoş değildi. Bu mu çırpmadın? Hem nişan lafı çıktı mı benim ağzımdan? Demesen de büyük altı gülüşünden anlamadı mı sanıyorsun? Lafını kesmeseydin dökülecekti. Tamam, bu konuda şaka yapmayız bundan sonra. Ayrıca Murat Çavuş yabancı biri mi? Gıcık biri mi?
Hem sen nişanlı özlemedin mi? Ya özlemek başka, bu konunun tiyalarını görmek başka. Hayda, ben sevgiyle sevenlerle alay edecek kadar densiz biri miyim sen? Ya değilsin be. Ne bileyim. Oku. Gerginsin, belli. Annenin sağlığı, yaklaşan tersin. Görevimizin özelliği. Alındıysan özür dilerim. Baş ver, kapatalım git sen. Bu da ne? Düşman selam gönderiyorum bize. İstemem onun selamını falan. Çocukluğumda 10 yaşında falanken dedemin bahçesine bostan beklerdi. Elimde çakar almaz alt tüfek. Hani şu Arnavut kırması tüfek derdi. Bilirim. Gecenin zifiri karanlığının üzerinde bir sessizlik çöktü mü? Bir dal hışırtısı, bir baykuş sesi ya da bir köpek olması. Diken diken ilerdi saçıma. Düşman kesildi bütün börtü böcek gözümde. Elinde silahın varken korkacak ne var ki? Çocukluk işte. Alırdım elime boyumu aşan tüfeği. Geçerdim boşluğa. Basardım tetiğe. Yüreğiniz yeterse çıkın lan karşıma derdim sanki. Bu duyduğumuz silah sesi de öyle bir şey mi sence? Akıllarınca burada olup olmadığımızı öğrenmek istiyorlar. Karşılık verirsek yerimizi kestireceklerini sanıyorlar. Aman güzel mi derler adama? Ya da bizi mayınladıkları bölgeye çekip işimizi bitirmeyi planlıyorlar. Kalleşler, kolsuz, bacaksız ya da cansız bırakmak istedikleri insanlar. Uzaydan çıka gelmiş düşmanlar sanki. Bu memleket bizim be, hepimizin. Derdiniz ne sizin? Boş ver be Yaşar'ım, seni kimse duymuyor bile. Ey gidi koca köroğlu, silah çıktı, mertlik bozuldu diyen sesin iniyor her yerde. Hele bir de pusular, mayınlar, tuzaklar gibisin sıvır kaşarıya susaydın. Ne derdin kim bilir? Yazık ki köroğlu bağırdıkça, bu masa başında sırtları sıvazlanan bütün maşaların oyunları sürecek aslanım. Oyun mu sence? Hem de daniskasın. Biz de bu dağ başında bu oyunu bozmaya çalışıyoruz, öyle mi? Tabii öyle. Canın ayağımın dünyası. Kalleştiğin adına anlaşma koyup arkadan mazgatmaya kalkıyoruz gibiler. Ama el avuçları bizi senden etmeye çalışanlar, tümsek kurup düşmemizi bekleyenler, hava alacaklar aslanım. Ellerine tek tek kına yutacaklar. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Şşşt! Biraz yavaş aslanım. Düşmana selam mı gönderiyorsun? Selam gönderiyorum, evet. En başta da Fırat birisine. Fırat mı? O da ki? Boşver aslanım. Çürük yumurtam teki. Anlaşılan seni iyi kızdırmış. Çok. Bildiğin züldülerden değil o. Hayırdır? Ödün verdiğimiz zibidilerden mi yoksa? Dinle arkadaşım. Anlatayım da hangi türe sokacağına kendim karar ver. Dedem, onların kazan kaldırdığı bölgelerde doğup büyümüş. Geçmiş bir tarihte, çalışmak için geldiği İzmir büyüklüğünde güzeller güzeli kız alınmış. Hem de çıldırası ya. Dünya bir yana, köy güzeli bir yana. Vay be! Aşk dedim budur işte kardeşim. Dedem de şöyle böyle bir delikanlı değil ha. Boylu, baslı, taşı sıksa suyunu çıkaracak kadar güçlü, kaçık bir civanmış. Öyle, burun kırılacak. Hadi aslanım, başka kapıya. Denecek geçlerden değil. Uzatmıyor. Evlenmişler. Babam oraya yerleşmiş. Ben de orada doğmuşum. Peki, neden bir daha doğup büyüdüğü yerlere hiç geri gitmedi? Ara sıra yakınlarını görmek için gitmiş ama birkaç gün yedim. O ne diyor bu kavga ya? Çok oldu öyle. Ama yaşasaydı bu sasmalığa köpürür, sunturlu bir küfür savurdu herhalde. Anlat bakalım şu Zigit'i Fırat konusu. Ha, zurnanın zırt dediği yere geldim şimdi. Geçen yıl hala oralarda oturan amcam geldi bize. Tedirgindir, sıkıntılıydı. Babam nedenini sorunca bıkmak etti, kemküm etti. Sonunda bak laya ağzından çıkardı. Meğer benim yaşımdaki bu dağa çıkmış. Devlette baş kaldırmış anlayacağım. Bir baba için kolay mı okan? Fırat mı? O. Düşün. Amcamın oğlu benim karşımda. Peki nedenini öğrenebildin mi? Görüp soramadım ki öğreneyim. Öğrenmek de istemem aslında. Odan masala kalmışsa ne konuşuruz ki onunla? Kardeşim, yanlış yapan bedeli değer bedeli. Bazen onu görüyorum yanımda. Bir kayanın ardından kurşun yağdırıyor üstüne. Ben de ona.
Göz göze geliyoruz bir daha. Delirdin mi Fırat diyorum. Ben yaşarım. Amca oğlum yaşar. Hani çocukken birlikte oynardık ya. Hiç konuşmuyor. Yüzünde soğuk maske. Ateş ediyor durmadan. Zekice elinde tuttu o silah çünkü. Elinden alındı adam. Sudan çıkmış balar öleceğini biliyor. İçimde bir kuşku kıpırdanıp duruyor. Bu gece eğer birileri varsa karşımızda işlerin odada var. Görünce sor bakalım. Neymişler bu? Yazık ki silahlarımız konuşacak bundan sonra. Kardeşim sen de çekiver kuyruğundan gitsin. Çocuk değil ki. Kulağını çekip yılın yolda ilgiye bağırayım. Ara sıra kafamı tasarsa da aldırmıyorum artık. İşte o kadar. Aman da ama. Şu kayaların arasında işin ne senin? Güzel çiçek. Memleketim mi? Kayalarında bile çiçek açar. Bilmezsin arkadaş. Şu şirinliğe bakma Yaşar. Nasıl da gülümsür bize tatlı tatlı. Aslanım. Kırkılda biri bunun dibinde bir tören konuklarına sıralı sıcak değil ya. Canım benim. İyi kezmedik bunu. Ama karda, kışta, fırtına da işi zorlu oldu. Bu dağ başında yaşamayı başaran o artayı da atlatır bence. Hem burada bu çiçek beni şaşırttı doğrusu. Hiç unutmayacağım bunu. Nişanlını görür görmez. Onu da beni de unutursun. Şaka maka. Çok özledim onu kardeşim. Sevgili özlenmez mi arkadaş? Değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Aslanım benim be. Ne çok şarkı bilirsin sen. Arkadaşım, sen üniversitede tek çocukken ben de şarkı Türk ezberledim. Sesin de bayağı güzelmiş. Söylemezsen güzeldim doğrusu. Şaka maka. Askerliğim bitince ikimizi kurşunun kapısını çalmak istiyorum. Hadi inşallah. Ben de seni televizyonda görürüm. Yerine yerine bu şarkıcı benim askerlik arkadaşımdır de. Hava atarım nişanlına. Şimdi Yaşar arkadaşım. Şimdiden konserlerime çağırıyorum ikinizi de. En önde yeriniz hazır. Geliriz kardeşim. Söz. Yaşar. Bak. Yıldız. Çok güzelmiş. Senin yok mu? Bir zamanlar vardı. 100 yaşındaymış gibi konuştun kardeşim. Ayrılık açısı yaşandırıyor insanı. Kara kedi mi girdi aranıza? Hem de nasıl? Başkasını mı sevdin? Ne çok soru soruyorsun Oka? Eğer öyleyse söylemek... Öyle değildi. Anlat o zaman nasıl? Açılırsın. Benimki... Bizi bu kayalıklara getiren kalların bir parçası. Nasıl yani? Sevdiğim kızın ailesi... Benim ailem kökenli bende. Dedemin nereden geldiği, bize gelip gidenlerin kimler olduğu, üstüne üstüne. Bir de amcamın daha çıktığını duyunca büyükler koptu. İnanmıyorum. Ben de inanamadım ama oldu işte. Yaşar, bu çok saçma bir neden. Saçma olduğunu sevdiğim kız da biliyordu aslında. Ne gelip geldi. İki arada bir nerede kaldı zavallı. Desene. Yara toplumun tüm derinliklerini işlemeye başlamış. Yazık ki öyle. Demek ara sıra şarkılara dalıp gidişin. Türkülere sığınışın, aklınızda almış. Kapıdan mı koydun? Hayır kardeşim, kapatmayalım. Onlar senin burada kimlerle savaştığını bilmiyorlar mı? Bilsene ne değişir ki? Hemen pes edemezsin aslanım. Sevdiğin kızla bunu saçma buluyorsa ya, bu baskıya boyun eğmenin bir anlamı yok. Bir tür önce aramızdaki yara aralık kapıyı sımsıkı kapamalarla mı anlamıyor? Ne demek şimdi bu? Geçen ay, ailemden aldığım mektup. Her şeyin bittiğini gösterdi. Dilin bittiğini gösterdi derken gözlerin hayır diyorsa, bu aşk için halen bir umut vardır. Sunama, başka bir gençle evlenmesi için baskı yapıyormuş. Baskı sürerse... Bırak şimdi bunları. Aşk dedi önüne çıkan her engele takılıp düşmek değil. Geçelim oka. Yoksa para mı söz konusu olan? Bilirsin, çağımızda terazinin bir kesesine para, diğer kesesine tüm insani değerler konulur. Ama galibiyet paranındır. Yalan olabilir. Mı? Ama ben dünyanın iyi insanlara dadıldığına inanan saflıklardan değilim. Bu konuda asıl engelin para olmadığını düşünüyorum. Para ya da kredileri hesaplar. Hepsi birbirinden kaçar. Bu sözler yarama merhem olmuyor arkadaşım. Ama aramasan da merhem bulamazsın ki kardeşim. Yaramsızlar alır başım yastığa da.
bunları göz yaşım. Bu da mı düşman selamı? Bilmem. Amca anlamı nereden sen daha iyi anlarsın. Çocukken anlardım ama şimdi albabaylarımız değiştiği için başka konulardan yayın yapıyor kafalarımız. Keşke çocuk kalabilseydim. Ya da insan gibi yaşamasını bilseydim. Bundan 30 yıl önce de böyle bir çılgınlık yaşamıştı. Bu güzelim ülke. Sağcılar solcular iyi durmacası. Ya da ilericiler gericiler. Sözüm ona, ülkeyi kurtarmaya söylenen kofkaba güçlanlılar, ufak bir sebepten dolayı birbirinin 40 tane sarılan sözde kahramanlar. Neredeler şimdi? Kimisi köşe başlandı içkilerini yudumlar keyifle, kimisi cezaevlerinde çürüyor, kimisi de toprak altında. Doldurursa gelirler çünkü. O zamanlar acımasızca pusuya düşürüp öldürülen 7 üniversiteli gençten biri benim teyzemin oğlu. Ne diyorsun o? Akıllı, pırlanta gibi bir gençti. Tek suçu bu ülkeyi sevmekti. Onlar gibi düşünme. Onlardan olmayın, herkesin canına kıydılar. O kargası da, onun gibi ne derler kumparlı bandı bir ülkenin varlığı. Halen bir ateşin içinde yanıp tutuşu bu olayı düşününce. Tananı sıkma be aslanım. O zaman onlar vardı, şimdi de bu dağdakiler. Kileri başkalarının elinde olan kuklalar. Hep aynı oyun. Eskiden çocuk aklımda insanların neden savaştıklarını anlayamazdım. Az sadece yaşamak varken neden kavga ettiklerini bir türlü kavrayamazdım. Şimdi büyüdüğüne göre bunun altında yatan nedenleri öğrenmiş olmalısın. Öğrenmek şöyle dursun, üstü kaçtı kafa. Hep bu dünyada büyük sandığımız ülkedeki insanların başının altından çıkıyor bu cinlikler. Haklısın arkadaşım. Bilmek yaramıyor insan onunla. Hep çocuk kanmalıymış. İlk insan, Adem'in büyük oğlu Kabil. Kardeşini niye öldürmüş biliyor musun? Bir düşünsene. Uçsuz bucaksız bir dünyadasın. Adem, Havva ve çocukları. Sence neyi paylaşamamışlar dersin? Anlat da bileyim. İkisi de aynı kız kardeşi sevmiş. Ve kabadayı Kabil öldürüvermiş kardeşini. O gün bugündür kardeş kardeş vurur. Böyle gelmiş, böyle de gidiyor. Anlaşılan kaba güçlü sorun çözmeye takmak o zamandan karışmış insan olmayasın. Hatta aşkın gözü kördür lafı. O zamandan kalma belki de. Kör olan aşkın gözü değil kardeşim. Aklın gözü bence. Yaşa be arkadaşım. Bazen lafı çık oturduğuna bakılırsa üniversitenin arka kapısından çıkmadın belli. Ön kapı dururken arkada ne işim var aslanım? O da doğru ya. Bize kalsa insanlığa ben kurtardık değil mi? Kurtarmaz mıydık söylesene. Ulan ben şipşak. Hava kararmaya başladı dostum. İnsanlığı kurtarmadan önce kendimizi uykunun elinden kurtarabilseydik. Gecenin sereniyle iyice bastırmaya başladı. Gece dediğin her yerde birazcık insanı sırır dostum. Kuşlar bile bir kolu kulup başlarını sıkıştırmışlar üstünde. Baykuşlar da yere sana ver hiç. Canları cehenneme. Bir de düşman. Su böyle uyurken o fitin üretirdin bana. Ah be Fırat. Nasıl kapıldın bu rüzgara be amcaoğlu? Sen olmasan, senin gibiler olmasa, ne işimiz var bizim davasında? Boş bebe Yaşar'ım, o sen şimdi duymuyor bile. Bir gün duyacağım. Yalnız o da değil. Sevgiye şaşı babam, sevenler arasında doğru ölmeye kalkan herkes duyacak. Aç şöyle, sevdiğim kızdan kolayca vazgeçeceğimi sananlar, avuçlarını yalasınlar der gibisin. Doğru anlamış mıyım? Doğru olmasına doğru da, bir tür hamamlı sarkısını beklenirsin. Ya da... Eli kolu bağlı mıydın? Ne yapacağını bilememe şaşkınlığı da istersen. Senin asıl sorunun ne biliyor musun? Elini kolunu bağlayan ipleri çözmek için sirkinmeyi göze almıyorsun. Sirkinmek mi? Açsana şunu biraz. Ağlamayan çocuğa mama vermezler asıl. Sevdiğin kızdan baş başa verirse de sadece çözebilirsin bu düğünü. Nasıl başa söyleyeceğim? Söyler misin? Hele askerliğimin bitmesine koca bir iyi varken. Oho! Ben ne diyorum? Sazım ne söylüyor? Ferhat bile daha delere kavuştu şirinine. Sen sessiz hızlanıp duruyorsun. Söylenme kardeşim, yap. Okan, anlamıyorsun. Nasıl? Yüz yüze gelmeden neyi nasıl söyleyeceğim? Bak, buna telefon diyorlar. Nasıl aldın bunu yanına? Yasap olduğunu bilmiyor musun? Soru sormayı bırak da, hadi ara kızı. Tezkeren yapmadıysa senin gözün kararmış anlaşma. Görürlerse fıçayı yersin. Hala söyleniyorsun kardeşim. Arasana. Telefon numarası birlikteki valizimde. Dönüşte ara o zaman. Anlat işte içinden geçenleri. 10 ay su atmadan balık tutmak nerede görülmüş?
Bak bunu atmışsın. Hemen savunmada kalıp ahvah ederek de hiçbir yere varamazsın aslanım. Milli piyango bileti almadan büyük ikramiye çıkması için de bir anlamı yok çünkü. En iyisi izin alıp kasabaya gitmek. Bak bu da hayırlı. Bazen sözlerin bittiği yerde gözler kazanıyor savaş. Kirpin kaşına da değdi zaman. Kirpin kaşına da değdi zaman. Oldu olacak, sesini biraz daha yükselt de amcanın oğlun da duysun bizi. Duyacak aslanım, duyacak. Bu davasındaki silahla ona ne aradığını soracağım. O silah elinde olduğun müddetçe ne konuşabilirsin konuda? İç canım, benimki de laf işte. Hadi bakalım, bir şarkı daha söyle de bu baykuşla dinlesin seni. Bir gün bu dünyadan geçip gidersen, bir gün bu dünyadan geçip gidersen. Bak bak, sen daha başla başlama, seninki alkışlamaya başladı. O bile beni alkışladıysa geleceğin parlak demektir. Gecenin sereniyle iyice bastırmaya başladı ağabey kardeşim. Aslanım, gece her zaman soğuk olur, bilmiyor musun? İyice bastırdı, bastırdı kardeşim. Kendimizi bir an önce uykunun elinden kurtarsak iyi olacaktı. Aynen. Yanımdan niye telefon taşıyorum biliyor musun? Anlat da bileyim. Nişanlım yıldızın bugün doğum günü. Onu arayacaktım. Bir de annemin hastalığını merak ediyorum. Bugün onu arayacağım. İşte aşk budur. Aşk bir yıldızdan, bin yıldız aratmaktır kardeşim. Yaşa ve çağdaş karaca olan. Sözü yarın defterime yazayım da geri geldiğinde kullanayım bari. Utanmıyor musun başkasının sözünü kullanmaya? O değil de teşekkür ederim efendim. Niçin kardeşim? Sevgilimi aramamı istediğin için. Lafım olur aslanım. Sevenleri kavuşturmayacaksa neye yarar bu zorluğu? Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Çavuşum! Buyur eğlenlik genç, görev başına şarkı söylüyor. Yasak olduğunu bildiği halde görev kıcı telefon taşıyanlarla beni çavuşum. Sen gel edibin kara, seninki benden kara. Neyse kardeşim, sesini ayarını kıs biraz. Salına da, salına da gel. Çok severdim Türkistan. Ben izinle girişimden beri var. Ne? Bu saatte mi? Görevde olduğumuzu alsanım. Şaka şaka canım. Ben kayanın arkasına geçeyim de senden nişanla konuş bari. Doğum gününü kutlamak için onun imasını bekliyorsun aslanım. Sen o zaten mi var kardeşim? Yok. Ama ben olsam yalnız olmak isterdim. aslanım. Aşkım yapıyor ama. Eyvallah kardeşim. Gelirim o da yalnızdır. Okan'cım. Nasılsın canım? İyiyim. Ya sen? Ben de çok iyiyim güzelim. Mutlu yıllar dilerim sevdiğim. Şu anda ne yapıyorsun? Seninle konuşuyorum ya. Havaladım biraz. Başka? Havalarda uçuyorum. Kanatlarım var mı senin? Güzelim. Sevenler kanatsız da uçarlar. Bilmez misin? Canım benim. Seni nasıl özledim bilemezsin Okan. Hele ben durmadan gün sayıyorum güzelim. Gönderdiğim kitabı aldın mı? Okudum bile. Teşekkür ederim. Başka kitap ister misin? Yok. Artık istemem. Kalan günlerimi, günlüğümü tamamlamakla geçirmek istiyorum. Günlüğü tuttuğunu bilmiyorum. Burada yaşadığım olayları bir an önce okumanı istedim. Onları okumayı sabırsızlıkla bekliyorum Okan. Ama daha öncesinde sana anlatacağım çok hikayem var güzel. Benim de. Hemen evlenelim olmaz mı? Bu özlem bitsin artık. Bitsin canım. Yıldız, sen şu an neredesin? Sana telefon numarasını verdiğim arkadaşımın bahçesinde. Orada şimdi laleler çıkmıştı değil mi? Oho, sen gelinceye kadar laleler, papatyalar, incik tarlalarında dolar her yer. Orada hala soğuk mu? Ben sıcak odalarda günümü gün ediyorum ama dağlar soğuktur herhalde. Gazetelerde, teröristlerde zaman zaman yapılan çatışmaları duyunca Okan, yüreğim ağzıma geliyor. Merak etme güzelim, buralarda bir olay yok. O ses neydi? Okan? Kurtlar aç kalınca burnumuzun dibine kadar sokuluyoruz gittiler. Dikkatli ol lütfen.
Merak etme, dizerim, silahım elimde. Şimdi de bakış sesi. Okan, sen görevde misin yoksa? Orada da herkes her an görevdedir güzelim. Aldırma o kadarını sen. Sen benim ne demek istediğimi anladın. Bana hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğine dair söz vermiştin, unuttun mu? Görevdesin değil mi? Evet. Ama günlük, sıradan işlerden biri. Bugün bir arkadaşımla beraber sıra bize. Sırtımızı karlara dayamış, yıldızları seyrediyoruz. İçlerinde en parlak sensin. Dikkatli ol lütfen. Merak etme güzelim. Yanındaki güzel sesli arkadaşım bir türkü tutturdu mu? İnan bana, dağ taş indir. Bana sapasağlam döneceğine söz ver Okan. Söz güzelim, döneceğim. güzelim, annem nasıl? Çok iyi, çok şükür. Bugün hastaneden çıktı. Hem onları da görmeye gideceğim. Onlara sakın dağda görevde olduğumu söyleme. Bir daha boş yere kaygılanma. Söyleme. Güzelim benim telefon kapatmam gerek biliyorsun. Görevdeyken telefon taşımak yasak. Gören duyan olursa hiç iyi olmaz bunun için. Anlıyorum canım. Okan. Seni çok seviyorum. Ben de güzelim. Görevim biter bitmez beni arayacağını söz ver Okan. Arayacağım güzelim. Söz. Hoşça kalın sana. Papatyalar biter bitmez. İbibikler öter ötmez. Yanında olacağım. Söz. Yaşa! Bakıyorum lan insanlar konusunda da güller açmış sizin de. Orası öbür zamanlar arkadaşım. Bekle aslanım. Sıra sana da gelir elbet. Şafak söktü yine. Sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Dayanacak aslanım, merak etme. Yeter ki sana umut kapısını hep aralık tut. Gözümün önünden hiç gitmiyor yüzü. Şu anda onun da benim düşündüğümü bilsem. Düşündüğünü ne varsa arsan, her geç buluşur duygularımız. Karadır kaşların fermam yazdırır. Deli misin aslanım? Bu aşk beni diyar diyar gezdirdi. Lokman Hekim gelse yaramazdı. Yaram sarmaya yar kendi gelsin. Güzel söylüyor muyum arkadaşım? Güzel söylüyorsun kardeşim ama sen boşuna uğraşıyorsun. Aşk önemli olan, aşk, aşk. Hadi hep karamsarsın. Sonuca ulaşmak için hak yetmez. Bazen yürek de gerekir. Karamsarlık hep başarısızlık getirir. Hani sirkinecektin? Haklısın. Söylenmeyecek. Söyleyecektim. Baş öyle. Coşkulu bir türkü yener yersin şimdi. Sakın ha. Bu türkülerin sessiz yok mu aslanım? Ben türkülerimle dağda sillerim unuttun mu? Sen beni dinlemişsin. Süpermin arkasındaydım arkadaşım. Asıl sen tiplettin dağdaşı telefonla konuşurken. Dostum Yaşar. Söyle aslanım. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Ama koşulları var. Seversen bir, hainlerim ve kardeşlerim olmadığı bir dünyada yaşarsan o da iki. Tutarsan da üç. Yemeğinizi yiyelim ha, ne dersin? Nişanlılar konusunda işten açıldı değil mi? Aşk gibisi var mı be arkadaş? Yalnız o mu kardeşim? Tertemiz hava, uçsuz bucaksız gökyüzü, şu gülümseyen ay, insan sevgisiyle dolu yüreklerimiz. Arkadaşlarımız. Gel de yaşamak güzel şey diye bağırma şimdi. Hadi bağırmam bittiyse gel de şu yemeği yiyelim mi? Dün gece rüyamda gördüm onu.
biraz. Nasıl desem? Süzülmüş gibiydi. Bir anda öyle görsem bile. Kilalmıştır aslında. Öleceksin. Ordunun ekmeği herkese yarar. Ben askerlikte 8 kilo almıştım. Geldiği gün sevdiği yemeklerin hepsini yapacağım aslanım. Hepsini mi? Bademli pilav, börülceli tarhana çorbası, biber turşusu, börek... Ardından da bol cevizli kabak tatlısı. Midemiz bayram edecek desene. İyileştim ya. Ne isterse yaparım aslanım. Bir daha hastalanma yeter. Hastalandığım gün bu kadar kötüydüm ki her şey bitti. Gidiyorum sandım. Yok, oğlumuzun düğününü hele torunlarımızı görmeden hiçbir yere gitmek yok hanım. Elbette. Dünya geziyle görmek isteriz hepsini. Doğrusu beni de korkutmuştu halim. Yüzüm bembeyaz, dudaklarım mosmor. Acı içinde kıvranman yoktu. Aman, kapatalım o konuyu Cemil. Aklıma geldikçe bir tuhaf oluyorum. Bundan sonra kendine iyi bak da öyle şeyler olmasın bir daha. Doktoru duydum. Olur olmaz diye üzülmek yok. Olmadı, bitmedi diye hayıflanmak, sinirlenmek yok. Yemene, içmene, ilaçlarına dikkat etmelisin. İkimiz de hele sağlam basalım ki torun sevgisiyle doya doya yaşayalım. Önce kızımızdan, sonra oğlumuzdan gelecek. Bebeklerin büyüdüklerini birlikte görelim. Benim istediğim de bu ama. Ama ne? Sevra, evleneli 3 yıl olduğu halde hala ses yok. Şimdiki gençler çocuk konusunda acele etmiyorlar hanım. Ya istedikleri halde olmuyorsa? Onu da biz bilecek değiliz ya. Armudun sapı, üzümün çöpü var diye üzülmek yok demedim mi? Soramıyorum da. Sorma. Annem baban sana sordu mu? O da doğru ya. 2-3-5 çocuğumuz olmamış. Onun derdi, ötekinin sorunu derken sık sık hastaneye koşacakmışız. Sen de kendine dikkat et Cemil. Yaşın ortada. Erkenden kalkıp dükkana koşman doğru değil. Nasıl olsa çocuklarımızı büyütüp elle tutar hale getirdik. İyi de elim kolum tutarken evde pinekleyip duramam ki Zehra. Çalışmadan yapamam. Okan üniversiteyi bitirdi ama aklından neler geçiyor? Nasıl bir düzen kuracak? Bilmiyoruz ki. Haklısın. Bir daha arasana çocuğu Cemil. Demin aradım, cebi kapalıydı. Bizim aramamızı istemiyor. Biliyorsun, gelmesi yaklaşmışken zor durumda bırakmayalım onu. Bir şey diyeceğim ama kızma ne olur. Gene neler geçiyor kafandan Zehra? Öyle şey olmaz dersin şimdi. Demem, söyle. Şu bahçedeki akasya ağacı. Ne olmuş ona? Köklerine kurutlar mı dadandı nedir? Kurumaya başladı son günlerde. Ağaç mı Zehra? Kurur kurur. O da mı der? Okan'ım. Çocukluğun dadağında salıncak kurar. Bu benim ağacım derdi. Çiçek açınca da kokusuna bayılırdı. Kim sevmez o kokuyu? Ne olmuş? Kurması kaygılandırıyor beni. Hoppala! Senin şu vesvesen yok mu? Ne yapayım? Şeytan dürtüyor. Şeytan dürtüyorsa aldırmayacaksın Zehra. Adı üstünde şeytan var. Açıkçası oğlumun başına bir şey gelmesinden korkmaya başladı. Şeytan kulağına kurşun. Şeytanın canı cehenneme. Olacak şey mi hanım? Ağacın kurumasıyla okan arasında bilgi kurmak çok saçma. Öyle diyeceğini biliyordum. Hastalığının temelinde bu gibi kırıntılar olduğunu hala anlamıyor musun? Elimde değil Cemil. Konduramıyorum ama. Ağacın kuruyan dallarına baktıkça kanımı kanlar içinde görüyorum. Küçükken bir gün salıncaktan düşmüş. Yüzü kanamıştı. Bunu görünce çok korkmuş. Çığlık atmıştı. Bu kaygının temelinde o günkü korkun olmalı. Öyle mi dersin? Kesinlikle. Başka ne olacak ki? Ah, keşke. Oğulcum sınırda görev yapıyor. Son günlerde gazeteler oralarda yere batısı teröristlerini azıttığını yazıyor. Derslerini aldılar. Merak etme. Onların da anaları babaları var. Neden kulaklarını çekmezler?
tuttukları yolun yanlış olduğunu söylemez ben. Onu da biz bilecek değiliz ya. Kim acaba? Senin hastaneden döndüğünü göre komşulardan birinden herhalde. Oo, hoş geldin kızım. Sağ ol. Nasılsınız? Hoş geldin kızım. Gerçekten iyi görünüyorsunuz. Dilerim bir daha hastalanmazsınız. Sağ ol yavrum. Otursana kızım. Teşekkür ederim. Ben aslında yardım ister misiniz diye sormaya geldim. Yemek falan gibi. Sağ ol kızım. Gördüğün gibi iyiyim ben artık. Siz bilirsiniz. Annen, baban nasıllar? Çok iyiler. Onlar da yarın gelmek istiyorlar aslında. Buyursunlar yavrum, bekleriz. Okan'la da konuştum. Konuştun mu? Nasıllar? Çok iyiyim, merak etmeyin. Sizi de arayacağımı söyledi. Sağ ol yavrum, merakın gider. Sağ ol. Neredeyse, bizi de arar öyleyse. Gelişinde bir gecikme olmayacak, değil mi? Yok, hayır. Her şey yolunda. O da gün sayıyor bizim gibi. Hah, Okan'ım. Heyecanlanma be. Alo, oğlum. Nasılsın? İyiyim baba, sağ ol. Sen nasılsın? Annen nasıl? Biz de çok iyiyiz oğlum. Annem biraz önce hastaneden çıktı. Çok iyi. Telefonu bana ver Cemil. Bak, annem de sesini duymak istiyor. Nasılsın yavrum? İyiyim annem benim. Eve bu saatte geleceğini düşündüğüm için aramak istedim. Anladım güzel oğlum. İyi misin gerçekten? İlahi anne. Sesimden anlaşılmıyor mu iyi oldu? Üşümüyorsun değil mi? Yok. Bulunduğum yer hamam gibi. Sen yine de dışarıda ördüğün kızlar sırtından çıkarma. Em aslanım. Tamam annem benim. Zaten bütün kış hep onu giydim ben. Yolladığım kalın çorapları da giymeyi unutma sakın. Olur anne unutma. Ha, Yıldız da burada. Biraz önce onunla da konuşmuş. Doğrudur anne. Konuştum. Yine selamımı söylersin bana. Söylerim yavrum. Yiyecek bir şey ister misin? Yok. Ha, sunuş sırasında kaç gün kaldı ki yanına gelmeme? O silah sesi neydi çocuğum? Buralarda silah sesi hiç bitmez anne. Aldırma o kadar masa. Aman güzel oğlum. Gözün karadır bilirim. Dikkatli ol. Em aslanım. Olur anne. Dikkat ederim. Sen de bir daha hastalanmasın. Sesini duydum ya. Hastalanmam artık. Gelmedi. Dört gözle bekliyoruz oğlum. Ben de anne. Müsaadenizle telefonu kapatmam gerekiyor. Hoşça kal canım oğlum. Hoşça kal. Yanı başında gibiydi. Okan gelinceye kadar vesvese, işkillenme yok anne. Tamam mı? Tamam. Ah şu adamı. Benim ne demek istediğimi. İleride çocukların olunca anlayacaksın kızım. Babalar anlamaz mı sanıyorsun Zehra? Biliyorum. Senin için de aynı yerler istiyor ama. Sen soğukkanlı olmayı beceriyorsun Cemil. Ben oldum bir sürü böyle. Elimde değil. Annem de sizin gibi. Bilmez miyim yavrum? Hem bunca yıllık komşum, hem de arkadaşım o benim. Ben gideyim artık. Anneme gecikmeyeceğimi söylemiştim. Sen bilirsin. Selamımızı söyle. Söylerim. Ne zaman isterlerse buyursunlar kızım. Sen de arada çık gel. Olmaz mı kızım? Olur. Gelirim. Hoşça kalın. Ayaklarına sağlık kızım. Çocukluğundan beri içim kaynar bu kıza. Dilerim. Gelin olunca da öyle konuşuyorsun hanım. Ne demekmiş şimdi? Gelin kaynana çekişmelerini az mı duyduk Zehra? Ne ben yaparım onu ne o yapar. Hem benim annene nasıl davrandığımı unuttun mu Cemil? Herkes serdiği minbere oturur. Haklısın canım. Şakaydı benimki. Karşı komşumuz Fatma Hanım örnek gösteriyorsan kendisi dırdırcı. Gelin de patavatsız olunca sürtüşme kaçınılmaz oluyor ister istemez. Zehra, Okan'dan haber alınca bildirmemizi istemişti. Arayalım da merak etmesin kızcağız. İyi olur, ara. Alo, nasılsın kızım? Biz de çok iyiyiz kızım. Annen de çok iyi.
Biraz önce Okan'la konuştuk. O da iyiymiş. Bildiğin gibi haftaya geliyor. O günü iple çekiyoruz. Selim de iyi mi? Güzel. Annenle mi konuşarsın? Olur, vereyim. Semra seninle konuşmak istiyor hanım. Nasılsın kızım? Ben de çok iyiyim. Sevineceğimiz bir haber mi vereceksin? Neymiş ki? Ne? Çocuğun mu olacak? Çok sevindim. Babam da çok sevindi. Aynı anda iki güzel haber almak çok sevindirdi bizi kızım. Tamam. Gözlerinden öpüyoruz kızım. Gözünüz aydın Cemil. Sorunumuz geliyor. Gördün mü bak. Sormana gerek kalmadı. Her şeyin bir sırası var demiştim sana. Ah, şuralarda tıpış tıpış yediğini görür gibiyim. Nedeni ne olacağız Zehra? Sonra da oğlumuzun çocuğu. Öcür öcür konuşacaklar. Koşuşup kucağımıza gelecekler. Evimiz şenlenecek yeniden. Bahçede salacak kuracağız gene. Kuracağız ya. Ya ama. Ama ne? Yağış temelli kurursa. Hah. Gene buldun üzülecek konuyu. Yani o Bodrum'daki kazmayı çıkarmalı. Ne yapacağız kazmayla? Ağacın dibini eşeleyip varsa kökünden kurtları temizler Cemil. Okan'ın gelmeden damlatsın da onun sallandığı dallarda torunlarımız sallansın gül oynaya. İçinde güller açtı birden. O haber üstüne bir çay demledi. Karşılıklı içelim hanım. Oyunumuz 10 dakika aradan sonra devam edecek. Ay say bitmez. Göz kırpıyorlar durmadan. Onunla olmasaydı daha da artardı sayıları. Yazızla işlenmiş bir yorgan örtüneceğiz bu gece. Sen o söylentiye inanır mısın oradan? Hangi söylentiye kardeşim? Derler ki her yıldız kaydında gününü ölürmüş. Saçma. Ünlülerin ne ayrıcalı varmış ki yıldızlar onlar için artırmışsınlar. Bence de öyle ama kaymaların bir anlamı olmalı yine de. Komşuculuk oynarlardı belki. Komşu komşu, aç kapıyı ben geldim. Oo, hoş geldin. Sefa getirdin Yıldız kardeş. Anlat bakalım. Ne var ne yok o geldiğin yerlerde? Ne olsun? İyilik, sağlık. Yaramazlık yapan var mı? Kavga eden, hırç karar. Neden olsun? Sürekli barış vardır bizde. Şaşırdım doğrusu. Niye? Bizim burada pek çok insan birbirinin kuyusunu kazmaya çalışır da ondan gibi. Aa, ne ayıp ne ayıp. Sizin yıldızınızın adı ne? Dünya. Değil mi? Niye şaşırdın? Ben orada yaşayanların uygar, anlayışlı insanlar olduklarını sanıyordum. Uygar da iyi yaşamada değil, savaşmada kullanıyorlar. Durmadan bomba, silah, füz üretip birbirlerini öldürttürüyorlar. Vah vah! Neymiş dertleri? Kimisi neden gölgeme bassın diyor, diğerisi kaşının altında gözüm var da ondan diyor. Böyle bir dünyada anlaşma olur mu? Vah vah! Bas bas bağırmakta birbirlerinin ne dediklerini duymuyorlar bile. Peki, dünyadaki büyükler arabuluculuk yapmıyorlar mı? Otur oturduğun yerde. Kulağını çekerim ha. Demiyorlar mı? Ha? Asıl ortalığı karşılaştıran onlar be dostum. Kendi çıkarlarını dünya çıkarının üstünde görüyorlar. Ne? Sömürüdür bunun adı. Biliyoruz. Ama ne gelir elimizden? Bence onları hemen değiştirme arkadaş. Kolay mı? Ayakları alttakilerin omuzlarında olduğu için kıpırdatabilene aşk olsun. Örtüyü ölem desene şuna. Yok. Pes etmek yok. İnsanoğlu sirkinmeyi başaracak bir gün. Ekmeğe gitmesi gereken para, silahı gittikçe bunu nasıl başaracak? Kafasını önüne koyup düşünecek. Böyle gelmiş, böyle gitmez demedim yolunu bulacak. Zavallı insancıklar, kısacık ömürlerini daha fazla kısaltmak için dilişip duracaklarına niye anlaşmaya çalışmıyorlar anlamıyorum.
doğrusu? Geçenlerde buna benzer laf eden birinin evini kundakladılar kardeşim. Yok demenin pabucum. İyi ki dünyada yaşamıyorum. Ama her şeye rağmen yine de güzeldir dünyamız. Peki bu kaynaklarda ne yapıyorsun arkadaş? Birileri gölgesine bastığını söyledim. Basmıyorum desene. Diyorum. Anlayan mı var? Desene. Senin için zormuş mu arkadaş? Zor kardeşim. Doğrudur. Ama umutsuz değil aslanım. Çünkü senin bir umudun, sevdiğin yıldızın var. Benimse önümde aşmam gereken bin bir engel. Aşı limanlı dağlar var. Hoppala! Yine mi döndük başa? Mız mızlık ediyorum değil mi? Yetiş Köroğlu, bunalıyorum. Köroğlu sensin aslanım. Umut da sensin, direnç de. Yine dertlendirdim bu aslanım. Yesibarımda dolanıyorum, yitirdim yârimi. Bak, yıldız kaydı. Kabak hangi yıldızın başında patladı kim bilir? Kabak dedin de, annemin yaptığı kabak tatlısı geldi aklıma. Daha güzel yapanı ben görmedim kardeşim. O tatlıdan bana yollamazsan ortalığı birbirine katarım arkadaşım, bilmiş ol. Yollarım kardeşim, söz. Cevizini de unutma. Olur olur, unutma. Pıtır pıtır üzerinize yağıyorlar sanki. Üstümüze yağan ne? Yıldızlar. Hiç bu kadar yakın olmamışsın onlar. Sen bir de ay batınca gel onlara. Sence en parlak olan hangisin? Bana en yakın olanı. Anladım, nişanlı. Hadi Alenem, yağcı sende. Ah be Sunan, iki satırcık yazamaz mıyım? Güzel kusur. Aslında o yazmasa da hep seni düşünüyorum, biliyor musun? Ya hadi sen de. Şaka maka, sen üşümüyor musun be arkadaş? Aslanım, daha da biraz üşüyeceksin ki. Gelecekte çocuklarını anlatacağım, anıların olacak. Soğun, nesi anlatılır ki? Yaşamdan azar azar nasıl korktuğunu anlatılır. İçimi ısıttın, sağ ol. Benim büyük dedem, Sarıkamış'ın karlı dağlarında donarak ölen on binlerce askerden biriymiş. Hem de hiç düşmanla savaşmadan. Bu olayı düşündükçe hep üşüyorum. O yüzden annem bana hep aman oğlum, sakın ola üşütme. Hep kalın giyin der. Bu millet Sarıkamış'ta ölen askerleri hiçbir zaman unutmayacak. Onun için sen sen ol. Özel günlerde hep kalın giymene bak kardeşim. Ben de biraz önce nişanlınla konuşsaydım, üzerimdekileri bile fırlatır atardım. Dilerim sen de tezelden kavuşursun da, kavurucu ateşe de yanarsın. Tabii o zamana kadar büyük deden gibi donması be. Valla, yakınlarda soğumalı. Doğru. Gelirken ırmağın kıyısından geçmiştik, ondan olmalı. Gece daha da büyüyor sesler. Onun için sesini öğrenmek istersen diyordur. Anadan duyun doğruysa ay batar batmaz hainler meydana çıkar. Canları cehenneme. Dur da sana Sarıkamış'la ilgili bir şarkı söyleyeyim. Havada bulut yok, bu ne dumandır, mahlede ölüm yok, bu ne figandır, su yemen elleri, ne de yamandır. İçinde de bir çenene vurmaya başladı kardeşim. Konuşma, türkü söyleme, of of diye bağırma, üşüme. Peki bu gece nasıl geçecek, söyler misin? Bu da bana ver aslanım. O karşımıza duran amcan ondan söyleyeceksin. Onun da sırası gelecek. Elindeki silahla ne aradığını soracağım ona. O silah elinde olduğum müddetçe ne konuşabilirsin onunla? Hiç canım, benimki de laf işte. Türkiye, Nemrut Dağı'ndasın. Yorgun anıtların arasından güneşin doğuşunu seyredeceksin birazdan, keyifle. Aman senin olsun o keyif. Sıcak yatağımda sumalı bir yer görmek yeter bana. Yarim senden ayrılalı. Yeni aklına düştü seninki kardeşim. Hayli zaman oldu ya. Sen de duydun mu? Neyi? Ayak sesi mi ne? Murat Çavuş olmasın? Çavuşum! Yok o değil. Al bakalım şu dürbünü. Çabuk. Gönlümde bir şey yok. Buralarda ayı, çakal, domuz, kurt gibi her türlü hayvan yaşar. Yine onlardan biri olmalı.
Herhalde. Biz tepeyi çabuk çevire tutmuşken burnumuzun dibine kadar görebileceklerini sanmıyorum. Niye öyle düşünüyorsun kardeşim? Onların daha önce de o kadar kardeşimizi pusuya düşürdüğünü unuttun mu? Unutmadım. Onların özünü almak için buradayız zaten. O ki hainlere ellerindeki silahlarla hiçbir şey yapamayacaklar mı göstereceğiz? Bir yanda öldürmek için yanıp tutuşanlar, diğer yanda yaşamak için savaşanlar. Ne çelişki. Aslanım, maniki dünya dedikleri bu işte. Geçenlerde bir kitap okumuştum. Hastanede önünde bekleyen yaşlı bir hasta, pencereden dışarı baktığı zaman bir ağaç görür. O ağaçtaki son yaprak yere düşünce öleceğine inanmış. Tabii bunu gören ressam dostu da o soğuk yağıştaki gecesi yere düşen son yaprağı o dakikada yapıştırır. İşe yarar mı bari? Hasta bir süre daha yaşar. Ama üşütüp yatağa düşen dostu hastanede can verir. Vay be! İnsanlık öldü diyenlere duyurulur. Bak bak, bir yıldız daha kaydı. Kapak acaba hangi yönden baştan patladı? Sen bir de ay batınca gel onları. Şapır şupır üstümüze yayacaklar. Isır ısır. Havai bir şey gibi. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun kardeşim? Sunam'ın beni düşünmesini. Rüzgar selamını getirdiyse elbette da seni düşünür. İkide bir sükunet konusu nereye açarsın be arkadaşım? Kim? Ben? Şarkılar, türküler, ahlar, oflar. Ben değilim çenesi düşen aslanım. Ben sussam bile içindekileri düşmana tırpıtırıyor da. Ben de bağırmak istiyorum senin gibi. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Karşıdaki mor dağlar işitsin kardeşim. Beraber bağıralım. Söz. Doğa duysun sanatları çığlığını. Duysun da. Yıtırgan geller koymaz temellerin önüne. Ve bakalım şu durumu. Bir daha tarayalım çünkü. Şu karşıdaki akas ağaçlarına salıncak kurup beraber sallanalım kardeşim. Sallanalım anasını satayım. Gökyüzüne yükselip yıldız toplarım ellerimize birer birer. Toplayalım. Söz. Ben küçükken büyüdüğüm zaman hep pilot olmak isterdim. Ya sen? Astronot olup gökyüzünün derinliklerine tırlamak isterdim. Oo, sen daha çılgınmışsın aslanım. Azıcık çılgınlık. Yaşamın tuzu biberi var arkadaşım. Azgın denizde dalgalarla boğuşmak. Uzaydan paraşütle atlamak. Nişanlını koluna takıp yağmurda sokaklara arsınamak. Böyle çılgınlıklar yaşamamışsan ne anlamı kalır yaşamın? Tabi yanında gözleri ışıl ışıl yanan seni seven biri varsa. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Gördün mü? İkide bir şu gönül konusunu açan kimmiş? Evvel yükseklerden uçtum, düzeyindi şimdi gönlüm. Öyle aslanım. Hadi ben açıyorum ama ne yapayım? Mayasına Sevda karışmışsa ne yapsın Yaşar? Yok yok, bu böyle olmayacak. En iyisi iznim alıp kasabaya gitmek. Üç güncük yeter mi? Baş şöyle, ver kararı, al Sunay. Onunla yüz yüze konuşun. Aşkımızı kaygılara kurban etmeyin. Gönlümün sultanı. Göreceksin. Onunla gönül telleri titriyecek. Tasalanma. Ben senden başkasıyla evlenmem diyeceğim. Sen iyi çocuksun Volkan. Teşekkür ederim kardeşim. Annem de böyle söylerdi. Gecenin büyüsünü bozuyor hazırlar. Kardeşim. Kurdu olman da olur mu? Senin... Kurdağlar, bu havalar. Hep onlar da güzel. Senin de bu güzelliğine bayılıyorum ha. Ben de senin bu coşkuna hayranım. Öyleyse bir türkü daha. Sakın ha. Sabaha bekle kardeşim yeter. Bana sorarsan o sabahın olacağı yok. Hem ben sustuğum anda uyurum bilmiş o. Amcanla onun da uykundan mı karşılayacaksın? Yok. Ayaklarının altına alı sereceğim. Seni duydu mu ne? Biri senin yöntemini izliyor bence. Anlamadım. Hani çocukluğunda korkunca havaya ateş açardın ya. Nasıl korkardım anlatamam. Elinde tüfeği olan korkar mı hiç? Tüfek dedim. Dedemin çakar almazı. Ya patlaması? Ayıyla da vurun vuruna gelmişler. Yandı Kerem'in arpa tarlası. Ama o kalın kabzalı gün görmüş tüfek. Öyle bir patlardı ki keyifler.
bostanla ne kadar örtü, böcek varsa hepsi sıspıs olurdu. Tabii ben de yiğitçe kasılarak bağırdım. Hey! Var mı lan bana en bakan diye. Var demez miydi kurbağalardan biri? Tabii ondan sonra da öyle bir uyku bastırırdı ki. Bostanı soyup soğana çevirseler umurumda olmazdı. Bostan dedin de şu anda canım ne çekti biliyor musun bakalım? Kıpkırmızı da tütür tütür bir karpuz mu? Yok kardeşim. Şöyle sapsarı, şeker gibi bir kavun. Yanına da peynir. Of! On numara! Hele önce bir de bak sucuklu fasulye. Lan pilav da olsa yeme de yanında yat. Garso! Duydun mu elimize? Hadi bakalım fırla! Hey delikanlı! Bir de nar gibi kızarmış bir tavuk. Kaymaklı baklavayı da unutma ha. Ardından birer bardak dayran. Benimki salgam olsun. Sonra gelsin şarkılar, türküler. Gelsin bu sınav. Allah be! O mu söyletiyor seni yoksa? Senin yüreğin yangın yeri bassana. Hangimizinki değil ki? İçine durmadan kar yağan bir yürekle yaşamak istemezdim doğrusu. Zibidi hayvanla gitmedi bir türlü. Yakalarsam acı bir süreceğim ağzına. Boş ver be kardeşim. Ne istiyorsun kuştan? Kocada da başka yerini yok Volkan. Sevmesem de kıyamam ona. Küçükken sapanla bir serçe vurmuş. Avucumda can verir uçacağız. Bugün bugündür, boş ver. Yaşar, sana bir soru sorsam kızar mısın? Matematiklisin, her şeyi sorabilirsin aslanım. Şaka yapmıyorum ben kardeşim. Bazen deli fişek halinin altına bir bomba var. Bazen de kendi derinliğinde kaybolup gidiyorsun. Bana söylemek zorunda değilsin ama sakıncası yoksa... Ne sakıncası olsun be arkadaşım? Deliden hesap sorulur mu? Kardeşim, şaka yapmıyorum ben. Eğer gönül konusunun dışında anlatmak isteyip de anlatamadığım bir konu varsa bu gittiğim yerde beni rahatsız ediyor. Babam. Ne olmuş babadan? Okumuş adamsın. Alzheimer'ın ne olduğunu bilirsin. Hadi ya. İlerlemiş durumda. Bazen evinin yolunu bile anlamıyor. Bazen benim adımı bile unutuyor. Annem çok kötü durumda. Keyfimden mi durmana çarpışılıyordum sanırım? Dilerim. Tezerden iyileşir babam kardeşim. Ayrıca söyleyebilirim artık. Ne kardeşim? Sunay'ı benden uzaklaştırmak istemelerinin sebeplerinden biri de bu. Benim babama çekeceğini düşünüyordu abi. Evet. Fakat benim bildiğim bu hastalıkta soy çekim yok. Orası öyle ama aslanım. Gel lan not bunu onlara. Sevdiğin kız seni anlarsa işim kolaylaşır kardeşim. Anladığını sanıyorum ama... Ya benden uzaklaşınca şeytan gibi seçene? Ya bir başkasına kaptırmışsa gönlünü? Bunları düşününce... İçimdeki bütün civatalar gevşeyi veriyor bile. Dilerim. Tezerden baban iyileşir kardeşim. Sen de duydun mu? Duydum. Taş yuvarlandı sanki. Gece dürbünle bakalım bir de. Bak, çabuk. Kaplumbağalar olmalı. Gördün mü? Hayır ama köyde havalarını görmüştüm eskiden. Gerileyip gerileyip birbirine çarpınca tok bir ses çıkardı. Bu ses de ona benziyor. Kurtlar, kuşlar, kaplumbağalar. Ne gece? Tam senlik. Sen de demez miydin çocuklarımıza anlatacağımız anı? Al sana anı. Sen de demez miydin? İlginç olaylar. Yaşamın tuzu biberi diye. Al sana tuzla biber. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır aslanım. Diyelim ki o amcanın oğlunu karşımızda sağ yakaladık. Ne yapardın? Alırdım karşı mergeleyi, sorguya çekerim. Yani bağışlar mıydın? Elinde olsa yani. Bilmem. Eline kan bulaşmamışsa düşünürdüm. Ya da ansızın çıkıverdi karşına. Silahlarınız ellerinizde. Vurur muydun? Gözlerine bakar. İçinden geçenler anlamaya çalışırdım. Oho, sen onun gözünün içine bakana kadar az senin kafana çıkarsa oyun oynamıyoruz aslanım, savaştayız. Yapar mı yapar ergele. Beyni yıkanmasa çoktan ölmüştü evde. Geçenlerde yine bir kitap okumuştum. Bir binada gizlenen düşman dışarıya doğru sürekli ateş ediyormuş. Tabii aynı yoğunlukta ateşle dışarıdan içeriye varmış. Belli bir süre sonra binadan gelen ateş ısırsız soluğu kesilmiş. Ya mermileri bitmiştir ya da ölmüştür hepsi. Yok kardeşim. Komutan, o da senin gibi merak edince erlerden birini içeri göndermiş. Tabii
İçeri girenler de çıkmayınca bu sefer komutan yavaşça içeriye süzülmüş. Ne görse beğenir. Nasılsa eski dolusu olduklarını gören içer, birbirlerine mi sarılmışlar? Yok kardeşim. İkisi de birbirine silahını doğrultmuş, öylece dona kalmışlar. Bir türlü ateş edemiyorlarmış. Demek ki ikisi de dona kıyamıyormuş. Nasıl yorumlarsan o demek kardeşim. Okan, Okan, kapsıda biri var. Taş var abi. Yapacağım lan hatırası kuş. Çocuklar, yaralı mısınız?
İkimizi de Tanrı kadar çalışıp tüy. Bacaklarım berbat çalışıyor. Ya senin Okan, benim de göğsüm. Ama Yaşar'ın durumu daha kötü. Anlaşıldı. Buradan birer birer taşıyacağım sizi. Yandın çavuş. Taşırım. Merak etme. Köyümde 100 kiloluk çuvallar taşımış adamım ben. Önce seni, sonra Okan'ı. Tamam çavuş. Kolum bile yazamıyor çavuşum yavaş. Biraz gayret. Çavuşum. Onları elimizden kaçırdık mı? Hayır. Hepsine dersini verdik. Kaçanlarla çember aldık. Dokuzunu ölü, ikisini de canlı ele geçirdik. Adı neymiş? Ne? Tutsaklanın çavuşum. Saçmalama Yaşar'ım, hadi! Dur çavuşum. Okan. Söyle kardeş. Eğer ölürsem. Yaşar'la ölmez aslanım. Eğer ölürsem. Boşver. Biraz sonra seni almaya geleceğim Okan. Dayan! Dayan aslanım! Dayan! Bahçede oturmak. Nereden aklına geldi hanım? Bu uyku tutmadı nedense. İçimde bir sıkıntı var. Babacığım. Yanlış numaradır belki. Alo. Baba. Oğlum. Okan'ım. Böyle üst üste. İyi misin oğlum? İyiyim baba. Annem nasıl? Niye bozuk sesin? Bozuk mu sesi? İyiyim. Merak etme. Niye bozukmuş sesi sorsana. Niye bozuk ses ne oğlum? Düştüm de. Nereden düştü? Düşmüş mü? Vallahi. Ayağım takılı. Çukura düştüm. Niye dikkat etmedim ben abi? Çukura düşmüş. Çukura dedi. Aman Allah. Kırık var mı oğlum? Yok. Sadece birkaç sırrı. Ama sesi. Geçer. İyiyim ben. Demir. Verir misin o telefonu bana? Bak, annenle konuşmak istiyorum. Canın çok mu yanıyor oğlum? İyiyim anne. Yok bir şey. Nasıl yok oğlum? Acı çektiğin belli. Nasıl oldu? Oldu işte. Hem sen de benzeriydin. Akacak kan damarda durmaz diye. Ne? Kan mı akıyor? Kalıyormuş. Söyle, hemen hastaneye gitsin. Hemen hastaneye git oğlum. Giderim. Merak etme. Oğlum, bildiğin doktoruna haber verilmedi mi? Verildi baba. Neredeyse gelirler. Oğlum, seni bilirim. Ufak tefek şeyleri aldırmazsın. Konuşmandan belli ki... Yanında yardım edecek arkadaşı yok muymuş? Arkadaşlarından birini versene bana. Kapatmak zorundayım baba. Hayır oğlum, kapama. Eğer bana bir şey olursa... Neler söylüyorsun sen? Sakın ha. Yas tutmayın arkamdan. Alo, oğlum. Kapattın. Kapattın mı? Aman Allah. Komutanlarından birinin telefonla konuştuğunu görmesinden çekindi anlaşılan. Ne olacak şimdi? Bir daha aramasını bekleyeceğiz. Aramazsa, arayamazsa. Bizim merak edeceğimizi bildiği için ara. Yoksa? Yoksa ne? Çukura düştüm diye bizi oyalıyor mu? Oyalayacak olsa niye arasın bizi? Biz onu arayalım. Aramamızı istemeyecek. Canım şimdi durum başka. Yaralı olduğunu bile bekleyecek miyim? Deneyelim bakalım.
Allah'ım, Allah'ım ne olur oğluma bir şey olmasın, ne olur olmasın. Hadi al. Yok, kapalı. Nişanlısı taramış olabilir mi? Sanmam. Belki yaramıştır Cemil Aksu. Gecenin bu saatinde onları da mı ayaklandıralım? Saatin nesi var? Bedenin nesi var? Peki, hadi yalım. Allah'ım. Allah. Alo, Nazmi Bey. Ben Cemil. Yıldız yatmadıysa konuşabilir miyim? Sağ olun. Yıldız. Kızım Okan seni aradı mı? O değil. Daha sonra aradı mı? Baba, aramamış desene. Yaralandığını söyledi de. Ya ne yapacağımızı bilmiyoruz doğrusu. Seni de boş yeriz de kızım. Hoşça kal. Onun da iki ayağını bir pabuca soktu. Biri mi arasak acaba? Bu saatte kimi buluruz birlikte? Ah oğlum, ah güzel oğlum. Niye kapatırsın telefonunu? İlacını içmiş miydin? İlaç kimin umurunda Cemil? Benim umurumda. Doktorun dediğini ne çabuk unuttun? Sor bakalım o doktora. Oğlu uzaklarda bir yerlerde yaralanmış mı? Koskoca bildim. Yanında onca arkadaşı varken oğlumuzu bir başına bırakacak değil ya. Binbaşı Osman Bey'e yarasak mı? O ne yapacak ki? Dostumuz olarak yol gösterin bize. Orada neyin nasıl işledin o daha iyi bilir. Bildiği için bilmem neredeki bildiğe telefon edip bir asker hakkında bilgi istemez. Hele bu saatte. Ne yapmamız gerektiğini söyleyemez mi? Biraz daha bekleyelim. O kan aramazsa Osman Bey arayıp ne yapmamız gerektiğini sorarım. Söz. İçimdeki şeytan durmadan dürtüyor beni. Şeytanı bu işe karıştırma Zehra. Oğlumuzun başı büyük dertli Cemil. Bunu sen de biliyorsun ama soğukkanlı görünmeye çalışıyorsun. Telaş etmek neyi değiştirecek ki? Biz gitsek. Nereye? Okan'ın bildiğini gözümüzde görür ne olduğunu anlarız. Olacak şey mi hanım? Orası dünyanın bir ucu. Neden gözünde büyütüyorsun Cemil? Hastaneden yeni çıktığını unutuyorsun. İyiyim ben. Yolcum burada diken üstüne oturmak da neydi? İçime doyu. Göreceksin. Çok yakında. O bizi arayacak. Ah keşke. Kim acaba? Yırtılır zırgın. O da merak etti besbelli. Onun yaralandığını duyunca çok merak ettim. Çukura düştüğünü söyledi ama... Sizin önemli bir şey olduğu belliydi. Ah kızım ne yapacağız şimdi? Dedi telefonda. Birkaç silik dedi ama kırımını bizden gizliyordu sanki. Okan'ın birkaç silik of diyecek biri değildi. Önce telefon edip sonra birden kapaması aklımızı kucağıdı. Hele bir de... Bir de ne? Bir de bana bir şey olursa arkamdan yas tutmayın demesi. Öyle mi dedi? Aman Allah! Sen bana aradın peki? Aradık ama cebi kapalı. Doğru ya, görevli ekip kapamak zorunda. Daha önceki telefonda sıcak yatağında olduğunu söylemişti. Yoksa merak etmeyelim diye bize yalan mı söyledi? Nasıl desem? Eğer öyleyse bunu bizden gizlemen doğru değil kızım. Haklısınız, evet öyle. Nasıl yani? Bu gece dağda pusuya yatmışlar anlaşılan. Size söylememem için benden söz almıştı. İçimi sıkıntı sonunda almış demek. Çukur mukur yalan. Silahla yaralandı civanı. Öyle de olsa bize telefon edebilir miyim? Nasıl böyle konuşabiliyorsun Cemil? Dağlarda yaralanmışsa bizim böyle el kolu bağlı oturmamız doğru mu? Evet, kapalı. Ne yapsak acaba? Biz hemen gidelim diyoruz. İyi ama hastaneden yeni çıkmışken sonunda bize kalkmıştır çoktan. Sabah beklemek zorundayız. Hadi oğlum hadi yara bizi. İçimde onun bu badireden kolayca çıkacağına dair bir duygu var. Ben ise kaygılar aşıyoruz şimdi. Ha, Okan'ım. Alo baba. Oğlum. Sesini duydum sonunda. İyi misin oğlum? İyiyim baba. Nasılmış Cemil? İyi misin oğlum? İyiyim baba. Merak etmeyin diye. Oğlum neden bize? Şimdi sırası mı Zehra? Yanımızda Yıldız da var. Güzelim. Okan neler olduğunu anlat lütfen. Bir hafta kaldı güzelim. Dört gözle bekliyoruz canım benim. Yaranlı hem de güzel oğlum. İstersen telefonu yanındaki arkadaşına ver onunla konuşalım. Sen yorulma. Burada. Burada yalnız. Ne demek? Ona ne oldu? Bilmiyorum. Gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Yoksa o da mı? Okan'ım. Aslan oğlum. Neden yanında kimse yok? Okan sana yardım edecek kimse yok mu oralarda? Konuşsana oğlum. Olmaz. Olmaz olur mu anne? Öyleyse biri bizimle konuşsun. Duyuyor musun bizi oğlum? Bir şeyler söyle. Konuş oğlum. Yıldızlar. Yıldızlar. Yağıyor. Üstüme.
Ne demek yıldızlar yavrum? Ne diyor bu tadır temin? Birini hemen yardıma çağır oğlum. Duyuyor musun bizi? Susma oğlum. Ay. Ne olur susma. Ay. Ay battı. Okan sesini duyulmuyor. Bağır biraz. Okan oğlum konuş. Anne. Anne. Ben. Ben hiç düşünmüyorum anne. Biz hemen oraya gelmek istiyoruz yavrum. Yıldız. Söyle canım. Mutlu yıllar dilerim. Yıllarımın mutlu geçmesi senin iyileşmene bağlı Okan. Bana sapasağlam döneceğine söz vermiştin. Unuttun mu? Yıldızlar. Birer birer üstüme düşüyorum. Oradaki arkadaşlarından birini yardıma çağırmanı rica ediyoruz lütfen. Bizi seviyorsan dediğimizi yap oğlum. Duyuyor musun? Konuş oğlum. Sizi çok seviyorum. Okan. Bitti. Şimdi sıra sende Okan. Aşır anne. İlahi Allah. Aşır anne. Muhammed. Abdül. Okan, uyan oğlum. Okan. Biraz daha dalmalıydım beyidim. Konuş oğlum. Burada bekleyip duracak mıyım? Nasıl olursa olsun, ne olursa olsun hemen yanına gidelim. Adiyo. Biri var telefonda. Kimsiniz? Ben Murat Çavuş. Siz kimsiniz? Ben Okan'ın babasıyım. Durum hakkında bilgi verin lütfen. Söyle de hemen hastaneye yetiştirsinler çocuğumu. Alo Çavuş, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Evet. Öyleyse bir şeyler söyleyin. Okan'ın durumunu çok merak ediyoruz. Yaralıymış. Durumu nasıl? Konuşmuyor mu? Alo, konuşun lütfen. Allah'ım sus konuk. Murat Çavuk. Efendim? Niye susuyorsunuz? Okan'ım nasıl söylesenize? Oğlunuz... Vatansız olsun! Ne? Oğlum şehit mi oldu? Thank you.